Tahmin ediyorum 25 ile 30 arasında kitabım oldu. Ve bu kitapların da genelde satan kitaplar, yani birkaç baskı yapan kitaplar. Bu da şuradan çıktı benim kitap yazmam. Diyelim bir hasta geliyor, onun problemini konuşuyoruz. Ona tavsiyelerde bulunuyorum. Bir takım yollar gösteriyorum sıkıntıları için. Daha sonra dedim ben bu milletin problemleri, bu gelen insanların problemleri, milletin probleminin bir yansıması, insanlarımızın probleminin buraya bir dökülüş şekli. Bunlardan yola çıkarak dedim ki ya bu insanlara tek tek yardımcı olmak iyi bir şey elbette ama bunları genel olarak ben ifadelendirirsem, kitap olarak getirirsem daha çok insanlara yardımcı olurum. Öyle değil mi? O kitabı okuyanlar benzer problemlerini kendilerinin de yaşadığını görecekler. Bunlar çünkü tercüme kitaplar değil. Bir de milletimize yön veren, milletimize faydalı olan bir takım kişilerin biyografisini yazma işine girdim. Çünkü bunlar gençliğe örnektirler. Mesela Ayhan Songar, bu bizim hocamızdır kendisi. Psikiyatrinin büyüklerindendir. O öyle bir muhterem ve muhteşem bir zattır ki bu. Kendisi de bir kalem ehlidir. Çok güzel kitapları var, derin kitapları var. Öğretim üyesidir, hocadır, bir psikiyatristtir, bir hekimdir. Aynı zamanda bir müzikşinastır, bir fotoğraf çekme konusunda bir üstattır kendisi. Aynı zamanda Türkiye'de adli psikiyatriyi başlatmış, adli tıp uzmanında da konusunda da bir uzmandır kendisi. Kendisi bizim hocamızdı. Ben onun talebesi olma şerefine erdim. Sağlığında kendisiyle muhabbet etme, sohbet etme onuruna erdim. Bazen telefon açardım, hocam ben sizi özledim, bir yerde oturup bir yemek yiyelim, konuşalım diye. Gider oturur, saatlerce konuşurduk, dinlerdik onu. Çok hoş sohbet bir insandı. Allah rahmet eylesin. Çok yaşlı sayılmayacak bir yaşta kaybettik aramızda. Bu gençlere bir örnekti. Bu kitabı mesela onun için hazırladım. İnanın Batı'da olsa İsmail Bey, böyle bir zatla ilgili doktora, yüksek lisans tezleri hazırlanır. Onlarca kitap çıkar, televizyon programları yapılır. Ama biz maalesef hafızası zayıf bir milletiz. Kendi değerlerimize gereken kıymeti vermiyoruz. Ve bu alanda tek kitap bu yani. Düşünebiliyor musun? Ayhan Songar alanında. Kitap yazmaya ara vermiştim. Bir 10 senelik aradan sonra okuyucularıma müjdeliyorum. Ruha Şifa 33 Reçete diye bir kitabım çıktı. Gerçekten Şöyle biraz da ekrana doğru Peygamber göster. Efendimizin hadis-i şeriflerinden ve geleneksel tıbbımızdan da yararlanarak hazırladığım bir kitap bu. Yorumlara bakıyorum, okuyanları dinliyorum. Çok memnun olduklarını, çok şey öğrendiklerini, rahatladıklarını ve rahatlatıcı bir takım fikirler edindiklerini söylüyorlar. Bu da yeni çıkan kitabım işte en son. Bir 10 sene aradan sonra çıkan kitabım. Ruha Şifa 30'u Şifa. Peki kitaplara nasıl ulaşırlar efendim? Onu da bir net olarak söylerseniz. Büyük kitapçılarda var. Timahş yayınlarından mesela bu çıktı. Yayın evlerinden Ha, farklı farklı ulaşabilirler. yayın evleri. Farklı yayın Evet. evlerine. Ama kitapyurdu.com'dan hepsine ulaşabiliyorlar. Kitapyurdu.com'a www.kitapyurdu.com Evet. Oradan istedikleri takdirde hemen indirimli olarak geliyor. Evet, buyurun. Bir başka kitabım bu sigaranın sağlığa çok zararları var. Hem keseye zarar hem sağlığa zarar. Ve ölümlerin en büyük sebeplerinden biri bu sigara. Bu yüzden bu sigara niçin ve nasıl bırakılmalı? Hem niçin bırakmak gerekiyor ve bunu nasıl bırakacağız? Bu konuda kitap ve bu kitabı okuyup çok kişi sigarayı bıraktığını söyledi. Ben de mutluluk duyuyorum. Benim esas tabii yazdığım kitaplardan şey de bu. Çocuklarda davranış bozuklukları. Çocuklarda ne gibi davranış bozukluklarına rastlanıyor ve bunların giderilmesi ve çocuğun bunlara yakalanmaması için ne gibi tedbirler almak gerekiyor? Özellikle bunu tavsiye ediyorum. Şimdi Türkiye bürokrasisinde olmuş birçok kişiyle karşılaştığımda Sefa Saygılı mı? Aa diyorlar hemen. Biz çocuklarımızı sizin kitaplarla büyüttük. Ben de mutlu oluyorum tabii. Ben daha çok böyle tanıyorum. Bu kitabı da okuyanlar çok kolay anlaşıldığını. Çünkü benim şeyim o. Okuması olmayan bir kişi de rahat anlasın. Bir profesör de rahat anlasın. Benim kendim konu psikiyatrist olduğum için ruh hastalıkları ve korunma yolları hakkında da böyle bir kitap hazırladım. Ruh hastalıklar nelerdir? Ne gibi belirtileri var? Çünkü insanlar böyle yanıltıcı bir takım yayınlara dalabiliyorlar. Oradaki ufak belirtilerden kendilerini hasta zannedebiliyorlar. Sadece tabii bu hastalıkları tanıma değil, bir de korunmak için neler yapabileceğiz? Tabii dünyaya geliş
bizim çeşitli gayeler var. Bunlardan en başta mutlu olmak. İnsanın nasıl mutlu olur? Biraz önce sordunuz mutlu olmanın yolu nedir diye. Keşke bunu bir iki cümleyle özetleyebilsek ama burada gördüğünüz gibi bu 200 sayfalık bir kitapta ben bunu anlattım. Bunu okuduğunuz zaman çok daha mutlu hissedebilirsiniz kendinizi. Ben geri dönümler alıyorum bunlardan, geri bildirimler alıyorum. Kitabınızı okuduktan sonra kendimizi daha çok mutlu hissediyoruz ve mutlu olmanın yollarını öğrendik diyorlar. Kitap da çok sattı yani. Şu an yani benim kitaplar tabii reklam olmamasına rağmen satıyorlar. Bu neredeyse belki 20 baskı yapmıştır yani. Bu sağlığımı koruyorum. Sağlıkla ilgili dengeli çevre, sağlık insan toplumunun ilgili çeşitli yazıları topladım bir yazı. Dünyayı tanımak için, daha değişik görmek için. Bu da çok sevimli bir kitabım olduğunu düşünüyorum. Bu arkada gördüğünüz benim annemle babamdır. Aralarında ben varım. Şöyle bakın. Babam son çekilmiş resimlerinden biridir bu. Babam 91 yaşında, annem 81 yaşında. İkisi de sağlıklıdır ve zihinleri açık, berraktır. Kitabı tabii onlardan yola çıkarak yazdım da diyemiyorum ama onlardan da ben çok şey öğrendim yaşlılıklarımdan. Bu yaşlılık psikolojisi günümüzün önemli bir yaşlılık, önemli bir problemi haline geliyor. Yaşlılık problemiyle şöyle ki, artık aileler daha az çocuk yapıyor, evlenmiyor insanlar. Böyle olunca toplum giderek yaşlanıyor. Bir de hayat süresi uzadı. Daha önce toplumunda 60 falandı. Şu an ortalama hayat süremiz İsmail Bey 78 falan. Erkekler için 76, kadınlar için 79, ortalama 78 sene falan yaşıyoruz Türkiye'de insanlar olarak. Bu da yaşlı nüfusun artması demek. Ama bu yaşlı insanların da mutlu olması lazım. Yaşların mutluluğu demek, gençlerin de toplum mutluluğu demek. Biz onların psikolojisini bilmek zorundayız, onların problemlerini bilmek zorundayız. İşte bu kitapta bunu yazdım. Şu an üniversitede verdiğim derse yaşlılık psikolojisidir. Daha çok bu kitaptan ben şey yapıyorum, sunuyorum ama bu kitabın dışında da konuları anlatıyorum. Annelikle ilgili çok kitap vardı bundan önce piyasada. Hep sanki çocuk demek anne demek, anne demek çocuk demek. Çocuğa anne bakar, anne büyütür gibi. Baba işte dışarıda geçimini sağlar çocuğun, ailenin. Çocuğu anne büyütür gibi. Bunu yanlış aldık ki. Buraya gelen ben çok problemli vakalar gördüm. Baktım ki burada baba problemi var. Şimdi eskiden geleneksel ailelerde neydi? Büyük aile tipi vardı. Çocuk, anne, baba, anne babanın yanında da büyük anne, büyük baba, dayılar, amcalar, teyzeler, halalar ne bileyim hep birbirine yakın iç içelerdi. Komşular bile bir nevi baba anne gibi ilgilenirlerdi böyle. Ama şimdi artık öyle aileler yok. Bir de kardeşler fazlaydı. Çocuğun abisi, ablası bir sürü 5-6 kardeşti. Mesela benim babam diyelim 8 kardeşler. Ben 3 kardeşim. Benim 2 çocuğum var. Giderek azalıyor bu yani. Azalınca ne oluyor? Büyük apartman. Şimdi baba burada günlük maişet peşinde koşuyor için adam. Sabah çıkıyor. Baba çıktığında çocuk daha uykuda oluyor. Öğlen zaten yok. Akşamları geldiğinde çocuğun birçoğunun uykusu gelmiş oluyor. Öyle aileler gördüm ki ben. Öyle çocuklar gördüm ki daha doğrusu. Babasını günlerce, haftalarca hatta aylarca göremeyen çocuklar gördüm ben. Şimdi eskiden baba olmadığı zaman büyük baba devreye giriyor. Zaten baba vardı yani beraber tarlaya gidiyorlardı, beraber zanaat yapıyorlardı. Erkek çocuk özellikle daha çok babaya ihtiyacı var. Babasıyla birlikte büyüyordu. Ama şimdi babasından ayrı büyüyor çocuk. Bir erkek modeli görmüyor. Çocuk aynı bir kuş iki kanatlı nasıl uçarsa anne ve babaya örnek alarak, onlara bakarak büyüyor. Dediğim gibi baba olmasa büyük abi vardı, büyük baba vardı, amca vardı, ne bileyim dayı vardı, komşulardan büyükler vardı. Çocuk bir erkek modeli görüyordu. Şimdi apartman katının bir dairesinde sadece annesiyle büyüyor çocuk. Okula gidiyor, okulda da öğretmenler genellikle kadın, bayan. Tek kanatlı kuş gibi oluyor ve birçok psikolojik problemler geliyor. Bunu gördüm. İlk defa Türkiye'de telif eser olarak bu vardır babayla ilgili. Daha sonra bundan yola çıkarak bir sürü kitaplar yazıldı. Biliyor musun babayla ilgili? Babacığım neredesin? Pedagog arkadaşım Ali Çankır ile birlikte yazdık bunu. 30-40 baskı yapmıştır yani. Çok ilginç, çok okundu bu kitap. Mesela babanın biri mektup yazmıştı, onu unutamıyorum. Girişinde şöyle diyor, ben sizi kınıyorum diyor bu kitabı, kitap için diyor.
üzüntülerimi bildiriyorum. Sonra niye diyeceksiniz diyor. Çünkü bu kitabı yazmakta geciktiniz diyor. Benim çocuğum biraz büyüdü diyor. Keşke diyor daha önce yazsaydınız da daha önce okusaydık. Çok şey kaybettim. Gerçekten bunu okuyan babalar, özellikle anneler çok alıyor babaları okutuyorlar. Çocuklara daha ilgili ve sıcak oluyorlar. Çünkü bir kimse şu da var İsmail Bey, bir kişi çocuğuyla ne kadar çok vakit geçirir, ne kadar çok ona ilgi ve sevgi verirse, inan bir yandan yatırım yapmış oluyor. Çünkü böyle babalar ileride yaşlandıklarında, o çocuk da yetişkin yaşa geldiğinde aynı ilgi ve bir yakınlığı yaşlı babasına gösteriyorlar. Sıcaklık devam ediyor yani. Ama ilgisizse gösteremiyor. Şimdi bugün günümüzde takım cinsel sapmalar oluyor. Eşcinsellik gibi, böyle yumuşak erkeklik gibi falan. Bunların temelde de baba yokluğu var yani büyük ölçüde. İşte bu kitap günümüzde bu yaygınlaşan büyük önemli bir problem bu. Geliyor mesela anne baba dert oluyor çocuk. Homoseksüel falan oluyor. İnan orada da birçoğunda bir baba problemi görüyorum ben. Tabii tek bir sebebe bağlamak doğru değil böyle olaylar ama bu kitap bu açıdan çok faydalı. Babacığım neredesin diye. Benim hayatımda yaptığım en önemli şeylerden biri budur. Yani babalara biraz da olsa yardımcı olabildiysek, ben bunun konferansını da çok yerde verdim.